Merhaba arkadaşlar, ben Talha Doğan. Değerli öğrencim Tonguç'la birlikte sizlere bugün coğrafyada yerel saat konusunu anlatacağız. Tonguç'um saat kaç? Hocam saati eti kemik falan. Ya çok eziksin Bilmiyorum Tonguç'um hocam ya. saatim yok ki. Şimdi öncelikle Tonguç, yerel saat konusunu bilmeden önce Türkiye'de biliyorsun her farklı ilimizde farklı bir saat kullanılmadığını öğrenmemiz lazım. Sence Türkiye'de herkes kendi yerel saatini mi kullanıyor Tonguç? Hocam olur mu öyle şey ya? Ben Ankara'daki arkadaşımı arayınca aynı saatte konuşuyoruz. Demek ki biz Türkiye'de yerel saatlerimizi mi kullanıyoruz yoksa ortak saat mi kullanıyoruz? Bence ortak saat hocam. Ortak saat kullanıyoruz. Tamam. Şimdi o zaman şunu bir kere bilmemiz lazım. Bir yerin yerel saati başkadır, ortak saati farklı olabilir. Öyle değil mi? Mesela şu anda bizim burada saatimiz kaç? 2'yi gösteriyor. Ama farklı bir meridyende, farklı bir Oo yerde. hocam saatlere bak. Evet evladım, ne kadar şeyde Eminönü'nde ucuz saat varsa hepsini aldım getirdim. Hocam zengin misiniz? Evet, bunların çoğu çakma ama yine de kaliteli saatler olduğu için böyle şekil yapıyorum. Şimdi Hocam burada Casio'yu çok sevdim. Casio senin değil mi? Bu asker saati bu. Şimdi bunları kaldıralım evladım. Burada anlatmak istediğim şey şu. Her yerde bir yerel saat vardır, bir de ortak saat vardır. Türkiye'nin meridyenleri neydi Tonguç'um? Hocam unuttum ya. Zaten hiç bilmiyordun ki, nasıl unutacaksın? Türkiye 26 45 doğu meridyenleri arasındaydı değil mi? 26 doğu meridyeni ve 45 doğu meridyeni arasındaydı. Şimdi diyelim ki o zaman Türkiye'de iki meridyen arasında 4 dakika zaman farkı olduğunu biliyorsak, Türkiye'nin en batısı ile en doğusu arasında kaç dakikalık zaman farkı vardır Tonguç? Hocam bir sürü 4 dakika. Bir sürü 4 dakika değil mi? Yani şöyle diyelim, 45 eksi 26 eşittir 19. 19 tane meridyen var Türkiye'nin en batısı ile en doğusu arasında. Dolayısıyla da 19 çarpı 4, 76 dakikalık bir zaman farkı var, öyle değil mi? Bir saati geçiyor hocam. 1 saat 16 dakika ediyor değil mi? O zaman şöyle diyebilir miyiz? Diyelim ki Ağrı'daki bir adamda saat veyahut da diyelim ki İzmir'deki bir adamda saat 2 iken, öyle değil mi? Buradaki adam normalde yerel saati 3. 3.16 olacak, öyle değil mi? En doğudaki adam. Evet hocam. Dolayısıyla eğer ikisi de yerel saatlerini kullanırsa bir karmaşa olacak. Yani biri saat 3 derken biri saat 2 derecek. Bu da kafayı karıştıracak. O zaman biz ne yapıyoruz? Biz ortak saat kullanıyoruz. Diyoruz ki Türkiye'de herkes benzer saati kullansın. Az önce senin dersin başında söylediğin şey. Karmaşa yaşanmasın arkadaşınıza buluşurken diye. Dolayısıyla biz kışın İzmit'in 30 doğu meridyeninin saatini kullanıyoruz. Yazın da 45 doğu meridyeninin saatini kullanıyoruz. Bak dikkat etsen 30 doğu meridyeni ile 45 doğu meridyeni arasında kaç tane meridyen fark var? 15 tane. 15. 15 çarpı 4 de ne eder? 60 dakika eder. Yani 1 1 saati. saat hocam. İşte yazın saatleri 1 saat ileri almamızın, kışın ise Ha. 1 saat geri almamızın temel nedeni bu. O yüzden mi Güneş, yapıyorlar evet, hocam? gün ışığından daha fazla faydalanmak için Peki niye yapıyoruz. İzmit hocam? Neden İzmir? Çünkü tam olarak burası büyük şehirlere yakın, Ankara ve İstanbul'a yakın. Aynı zamanda da bu Ha. 45-30 mantığını, hani anlatabildim mi? Hani Evet hocam. 45-30 mantığını yapıyor. Bir de güneş enerjisinden en fazla şekilde faydalanabilmemiz için en doğudakinin güneşi doğuş saati olarak kabul etmemiz bizim işimize yarıyor. Şimdi burada önemli olan şey şu. İzmit'in yani 30 doğu meridyeninin saatini biz ortak saat olarak kullanıyoruz. Fakat mesela şu anda bizde saat kaç? İstanbul'da saat kaç? Şu anda saat 2. İstanbul ise 29 doğu meridyeninden geçiyor. Tamam mı? Evet. O zaman İstanbul'un yerel saati İzmit'in yerel saatiyle farklı olacağına göre, arada 4 dakikalık zaman farkı olacağına göre, biz şu anda kendi yerel saatimizi kullansaydık saat 2 değil de kaç olacaktı Tonguç? 2'yi 4 geçiyor. Hayır, 2'yi 4 geç olmayacaktı. Neden? Çünkü biz daha batıda yer aldığımızdan 1'i 56 geçiyor olacaktı. Anlatabildim Ha. mi? 4 dakika daha gerideyiz biz. Yani İzmit bizden daha doğuda. Sen İzmit'e Ha. giderken doğuya gitmiyor musun evladım? İstanbul'dan İzmit'e giderken daha doğrusu. Evet hocam. İzmit İstanbul'un daha doğusunda yer aldığı için güneş İzmit'te daha önce doğdu. Ha. Dolayısıyla da İzmit'teki saat daha önce 2 oluyor. Bize daha gerçek saatimiz 2 olmadı. O Peki, zaman doğudakiler daha şanslı hocam. evet, doğuda her şey daha çabuk oluyor. Güneş daha önce doğuyor, yılbaşına daha önce giriyorlar. Hatta yılbaşı gecesi mutlaka saçma sapan şeyler izlemeden önce şu haberlerde şunu görmüşsündür. İşte Yeni Zelanda 2015'e girdi. Yeni Zelanda 2016. Aa, evet Anladın mı? hocam. İlk önce onlar giriyorlar. Neden? Çünkü Çok doğudalar. onlar daha doğudalar. Burası Hocam anlaşılmış. yılbaşını kutlamaya Şanlıurfa'ya gidebilir miyiz hocam?
Eğer erken kutlamak istiyorsan oraya gidebilirsin. Güzel bir sıra gecesi, ardından bir çiğ köfte partisi. Of, çiğ köfte demeyin hocam. Aynen, çok güzel bir ortam yaşayabilirsin. Ardından bir künefe, böyle peyniri böyle hop diye çıkan güzel bir yılbaşı partisi yaşayabilirsin. Çok güzel olur hocam. Aferin, kaliteli bir insansın. Şimdi yerel saatle ulusal saat, ortak saat arasındaki fark anlaşıldı. Fakat yerel saat soruları nasıl soruluyor bir ona bakalım. Şimdi burada belli meridyenler üzerinde belli yerler var. X 15 doğum meridyeni üzerindeymiş. Öyle değil mi? X'in Evet yerini hocam. yazıyorum bak. Orada belki küçük olduğu için gözükmeyebilir. Okunmuyor X, hocam, evet biraz. aferin. X 15 doğum meridyeni üzerinde. A noktası ise 30. 30 doğum meridyeni üzerindeymiş. Şimdi mesela diyelim ki bize sınavda sorsa X ve A noktaları arasında kaç dakikalık zaman farkı vardır dese nasıl Hemen bulacağız? bir dakika söyleyeyim hocam. 15 meridyen fark var. Harika. 30 eksi 15, 15 dedin. Evet. Evet. Her bir meridyen 4 dakika hocam. O Harika. zaman 15'li... Onu karıştırdım hocam. 15 ile de 4'ü çarpacaksın Ha. meridyen falan. 15 çarpı 4 ne eder Tonguç? Senin matematiğin iyi olabilir. Hocam 60. Harika bir insansın. Yani 1 saat. 60 dakika, yani 1 saat zaman farkı var. Peki burada şu çok önemli Tonguç. A noktasında güneş daha mı önce doğar? Hocam doğudakiler daha şanslı. Evet, doğudakiler daha şanslı. Dolayısıyla A'da güneş daha önce doğar. Dolayısıyla eğer A'nın saatini verip X'in saatini istiyorsa biz X'e giderken saati geri alacağız. Öyle değil Geri mi? almayız. X'in saatini verip A'nın saatini istiyorsa bu sefer ileriye gideceğiz yani. Burası anlaşıldı değil mi? Doğudakiler daha ileride hocam, daha Evet, daha şanslı. şanslar daha ilerler. Hakikaten de geçmişe baktığın zaman İbn Sina gibi, Farabi gibi, Gazali gibi, İbn Battuta gibi büyük alimler önce doğuda yetişmişler. Eskiden bilim dili Arapçaymış. Sonradan Batı, coğrafi keşifler, Rönesans ve reform sonrasında daha ileri gibi olmuş. Ama burada önemli olan bizim yerel saat açısından güneşin önce doğuda doğduğunu bilmemiz. Öyle değil mi? Çok iyi Zaten anladım hocam. doğmaktan doğu, batmaktan batı olduğunu da mutlaka bileceksin. Peki X, U ve R arasındaki yerel saat farkı nedir? X, U ve R arasındaki yerel saat farkı nedir Tonguç? Zor hocam. Hocam hiçbir fark yok. Neden? Çünkü aynı meridyen üzerindeler. Öyle değil mi? Evet hocam. O zaman X ve U aynı meridyende olunca yerel saat farkı oluşmuyor. Peki A, B ve C için de aynı şeyi söyleyebilir miyiz Evet Tonguç? hocam, hiç fark yok. Güzel. Peki X ve A arasında Bir saat. bir saat varsa U ve B arasında bir saat var diyebilir miyiz Tonguç? Evet hocam, çünkü aynı uzaklıkta var. O zaman sana zor bir soru sorayım. Çünkü sen de insansın, yapabilirsin. Şimdi X'in meridyenine 15 doğum meridyeni demiştik. A'ya da 30 doğum meridyeni demiştik. Y'de, buraya yazayım, farklı bir renkte yazayım. Y'de 15 batı meridyeninde yer alıyor. 15 batı meridyeninde yer alıyor. O zaman bize sınavda sorsaydı A ve Y arasında kaç dakika zaman farkı var Ay. deseydi. Ay deseydi yani. Ay. O zaman sınavda ay mı diyecektin yoksa yapacak mıydın? Nasıl Hocam, ay yapacaktın? hocam, bunu nasıl yapayım ya? Nasıl yapacaksın? Bak şimdi eğer aynı yarım küredeler, ikisi de doğu yarım küredeyse birbirinden çıkarıyorduk. Öyle değil Evet mi? hocam. 30 eksi 15. Ama eğer biri doğu yarım kürede, biri batı yarım küredeyse, yani farklı yarım küredelerse bu sefer birbirleriyle topluyoruz Tonguç. Aynı eksi Ha. artı sayılar gibi. Matematiğin iyi olsaydı bunu hemen anlardın. Anlaşıldı mı? Şimdi o zaman A 30 doğu meridyenindeyse, Y'de Yozgat'ta 15 batı meridyenindeyse Farklı yarım küre toplayacağız hocam. toplayacağız. O zaman 30 artı 15 kaç eder Tonguç? 100. Yuh evladım, yuh ya. 30 artı 15 60 Pardon eder. Pardon, ben de karıştırdım senin yüzünden. hocam. 30 artı 15, şaka evladım, tabii karıştırmadım. 30 artı 15 45 eder. Şimdi 45'i bulduk. Bitti mi soru? Hayır hocam, Hayır. 4'te çarpacağız. Muhteşem bir insansın. Ama çok zor bir çarpma hocam. Evet, bunu Kasamıyorum. hemen Mehmet Hoca'yı arayalım. Ver telefonu, Mehmet Hoca'yı arayalım. 45 çarpı 4 hesap makinesi Pip olarak pip 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 pip. Meşgul veriyor hocam. meşgul veriyor. Kesin, neyse konuşmayalım şimdi. Gıybet etmeyelim arkasından. Gıybet kötü bir günah. Şimdi 45 çarpı 4 kaç eder? Biz kendimiz ne zaman hesaplayalım? Hocam 180. 180, doğru. 45 çarpı 2 Hesap makinesi 90 kullanmıyorum. ediyorsa 45 çarpı 4 de 180 eder. Aferin. Şimdi 180 ne bu? 180 yıl mı, gün mü, ay mı, dakika mı? Hocam dakika tabii ki. Kaliteli bir insansın. Aralarında 180 dakika zaman farkı varmış. Yani kaç saat zaman farkı var Tonguç? Hocam 3 saat. Evet, neden, nasıl buldun onu hemen 2 dakikada? 1 saat 60 dakika, 180 dakikayı 60'a böldüm. Harikasın. O da 3 saat etti diyorsun. Evet hocam. Şimdi gelelim saat dilimlerine. Pasta dilimleri gibi dünyayı da coğrafyacılar belli saat dilimlerine ayırmışlar. Demişler ki herkes her 15 meridyende bir saat diliminde olsun. Uçaklar ya da farklı bilgiler için gerektiğinde biz saat dilimlerine göre hareket edelim demişler. Şimdi 0 Greenwich başlangıç meridyeniydi, öyle değil mi Tonguç?
Bunun 7.5 sağından 7.5 solundan alıp 7.5 7.5 daha kaç eder Tonguç? 15 hocam. 15 sıfırıncı saat dilimi olsun demişler. 7.5 artı 15 ne eder Tonguç? 22.5. 7.5 artı 15 22.5 bu da birinci saat dilimi olsun demişler. Çok karışık hocam bu ya. 22.5 artı 15 ne eder Tonguç? 37.5. 37.5 bu da ikinci saat dilimi olsun. 37.5 artı 15 ne eder? Aman neyse ne hocam. Öyle gidiyor 52.5. Şimdi neden 15'er meridyen ekliyoruz? Çünkü her meridyen arası 4 dakikaydı. 15 çarpı 4'te 60 ettiği için saat dilimi saat saat gidiyoruz yani. Şimdi dünya kendi ekseni etrafındaki dönüşünü kaç saatte tamamlıyordu Tonguç? 24 saat. Harika. İşte dolayısıyla 24 tane saat dilimi var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 23 ve 0. saat dilimini sayarsak toplam 24 farklı saat dilimi var. Yani bir yerde güneş doğduktan 24 saat sonra tekrar doğuyor. Öyle değil mi Tonguç? Evet hocam. İşte saat dilimleri de buna göre hesaplanmış. Şimdi Türkiye sence kaçıncı saat dilimlerindedir? Türkiye'nin meridyenlerini veriyorum. 26-45. Ezberledim hocam. Mükemmel bir insansın. 26-45 doğu meridyenlerinde yer aldığına göre Türkiye. Türkiye'nin saat dilimi hangisidir? Söyleyebilir miyim hocam? Söyle evladım. 2 ve 3. 2 ve 3. Niye? 22.5'dan burada 26-45. O zaman şuraya Türkiye'yi minik bir şekilde çizecek olursak. Yok artık. Orayı nasıl... Ya öyle küçük, tam ölçeğine uygun çizemeyeceğiz herhalde. Yamuk çizim. Oha moha deme. Hocam bayağı iyi oldu. Sus saygısız gelme. Şöyle Türkiye bayrağı da çizelim üstüne. Şimdi Tonguç bana şunu söyle. Türkiye 2. ve 3. saat dilimleri üzerine yer alıyor dedik. O zaman biz hani az önce demiştik ya yazın ileri alıyoruz, kışın geri alıyoruz demiş. Yani biz yazın 3. saat dilimine geçmiş oluyoruz. Kışın da 2. saat dilimine geçmiş oluyoruz. Anladım. Anlaşıldı hocam. Mı? Hatta televizyonda yabancı kanallara bakarsan, teletekstlerine falan bakarsan veyahut da onların gösterdiği televizyon... Teletekst ne hocam? O da doğru. Artık yaşlandık Tonguç ya. Teletekst kalmadı değil mi artık televizyonda? O ne hocam bilmiyorum ki. Yeni nesil bilmiyor. Siz artık Twitter, Facebook gençliği oldunuz değil mi? Hocam siz çok mu yaşlısınız ya? Genç gösteriyorsunuz. Genç gösteriyorum sadece evladım. Ama esasında ruhum yaşlandı. Senin yüzünden hocam, hayatım... Allah korusun size ihtiyacımız var. Daha durun ya. Tamam gaza gelin. Şimdi anlatmak istediğim şu. Mesela Fransız kanalı TV 5'e baktığın zaman bizde saat diyelim ki 3 iken orada saat daha 1'dir. Anlatabilir miyim? Neden arada zaman farkı var? Çünkü biz yazın 3. saat dilimine geçince ister istemez farklı bir saat diliminden kaynaklanan bir durum oluşuyor. Şimdi fark oluşuyor. Güneşin doğuşu ve batışı farksız demişti sanatçı. Biz de onu anlatacağız şimdi. Güneş önce nerede doğuyordu Tonguç? Doğuda hocam. Önce doğuya doğuyordu. Dolayısıyla önce nerede batacak? Doğuda batacak. Doğuda. Önce doğduğu yerde doğdu. Şimdi bu güneşin doğuşu batışı sorularında hep şöyle bir şekil çizerler. Bu şekil neyi ifade ediyor biliyor musun Tonguç? Bak bunu anladığında konuyu çok iyi anlamış olacaksın. Burası normal bir gün 24 saat oluşuyor ya. Normal bir gündüzde 12 saat olur. O zaman saat 6'da güneş doğarsa 12'de tepe noktasına gelir. 18'de de batmaz mı Tonguç? Evet hocam. Anlaşıldı mı? O zaman 6'da güneşi doğuralım. Bak güneş doğdu 6'da. 12'de tepe noktasına geldi. 18'de de güneş batmış olacak. O zaman şimdi bana söyle bakalım bak. Bunu bir kere anladık değil mi burası? Evet hocam. Güneş en tepe noktasında saat 12'dedir. Bir kere her zaman bu şekil bunu gösteriyor. Şimdi diyelim ki Kars'ta güneş şu pozisyonda olsun. Gerçek bir güneş diyelim. Kars'ta güneş şu pozisyondayken yani saat 12 pozisyondayken şöyle iyice evet, karalıyorum tamam mı? Saat 12 pozisyondayken Çanakkale'de güneş hangi pozisyonda olur? Çanakkale'de burası. Kars burası. Çanakkale'de burası. Hocam, Çanakkale'de nerede olur sence? Onlar daha batıdaydı öyle daha değil mi? Daha batıda. O zaman Çanakkale daha şanssız. Daha şanssız tamam. O zaman, zaman ne olacak? Daha orada sabaha yakın. Öyle değil mi? O zaman Kars'ta buradayken öyle değil mi? Kars'ta buradayken Çanakkale'de solda değil sağ tarafta olacak. Daha 12 olmamış evet, olacak. Hocam. O zaman Çanakkale'de burada olacak. Burası anlaşıldı mı Tonguç'cu? Evet hocam. Anlaşıldı. Harika. O zaman ödüllü sorumuza geçelim ve cevaplarını bekleyelim evladım. Çok zor gibi gözüküyor hocam. Zor bir soru. Bunu sen bile yapamazsın Tonguç'cu.